Ekim 2020 Antalya Elmalı'dayız. Yanımızda İsmail Acar. Elmalı'da Mursal Köyü. Mursal Köyü'ndeyiz. Burada 5 dekar. Doğrudur. Seramızda bu sene rekor damlama gübremizi kullandık. Rekor damlama gübre ürünümüzü burada ne zaman kullandık? Durum neydi? Neler değişti? Bir kısaca özetleyelim İsmail abi. Ben rekor damlama gübrenizi 15 gün önce kullandım. Yani damlamadan. Eylül ayının ortası gibi. Eylül bugün ayının ortası gibi aşağı yukarı tahmini 15 gün önce. Hı hı. Yani ağaçlarımdaki renk ve bir açık yeşil böyle bir soluk bir durum vardı. Hı hı. Onlar düzeldi. Ağacımın rengi çok değişti. Koyu bir yeşil bir renge büründü. Kaç gram kullandık onu da bir söyleyebilir miyiz dönüme uygulama olarak? Dönüme 100 gram. 100 gramı damlamadan verdik. Baktım ki seranın içine girdiğimde ağacımın iştahı, rengi, her şeyi, meyvenin rengi. Meyve irileştirme konusunda ne gördük? Ya irileştirmede bir tık daha benim meyvem çok tuttuğu için, aşırı meyve olduğu için illaki ister istemez i̇kinci ağaç uygulamayı büyütemiyordu. Yaptık mı? Yapmadım. Şimdi yeni yapacağız. Şöyle meyveyi şuradan gösterelim mi? Aradan. Yani şunda bile çeşit mesela olarak şöyle. Şu meyvelerimdeki irime bile. Bu fidelerin, seranın dikim tarihi ne zaman? Onu da söyleyelim. 23 Nisan. 23 Nisan'da dikilmiş bir seradayız. Yani bu şekilde görülüyor. Ve hala ben burada bak ikinci, üçüncü maçadan itibaren hala domates alıyorum. Peki yani. Bitkinin canlılığı, yaprak rengi konusunda çok, tepe çok sürmesi. Çok mükemmel. Mesela hala tepe sürüyoruz ve ben bunları kestim. Tepelerde kesilmiş hali. 20 yani. Gün önce kesmeme rağmen yine hala kalınlaşması uzatıyor. Nasıl görüyorsunuz? Tepe kalınlaşmasını. Şu anda mükemmel mesela. Bu, şu kalınlığa hiçbir zaman için ulaşamıyorduk biz. Ulaşamıyorduk. Bu ayda bu noktada. Şöyle mesela. Gidelim biraz daha. İleri doğru. Bak şöyle mesela göstere, buradan göstere kesmişim. Gelelim. Hemen sürekli fisil alabiliyoruz oralardan. Görülüyor. Bak hep kesmişim. Hemen aşağıdan, buralardan, her taraftan ağaçta aşırı derecede. Şimdi halcinizin size söylediği bir şey vardı. Renk konusu. Evet. Şöyle şu rengi gösterelim. Halciniz bile fark etti doğru mu? Evet. Rengi yakalayamıyorduk mesela biz bu rengi. Şöyle. Yani rengi daha açık. Evet. Kızarmayla ilgili sorunu vardı. Şimdi öncelikle ağacın yaprak rengi, tepe sürgünü, tepe kalınlaşması, meyve irileşmesi. Hepsinde de gözle görülür bir şekilde. Sonuç. 15 günde ben bu sonucu gördüm. Siz yani bir sefer kullanmayla gördüğüm sonuç. Bir sefer kullanmayla bu sonucu gördük. Diğer baş tarafta seranın değişik bir çeşit daha vardı. Evet. Ufak. Böyle gelin gösterelim. Bu şekilde. Görünüyor. Gidelim ileri doğru. Yani seranın her yerinde aşağı yukarı aynı. Evet evet. Sonuç hepsinde var. Hepsinde de aynı. Hiçbir yerinde farklı olmamak şartıyla aynı sonucu elde ettik 15 yani. 15 günde görülen sonuç. Şu an seranın sonuna doğru geliyoruz. Yani burada şöyle bir hareket de var. Tepedeki tepe sürgünlerinde de hala tutumlar devam ediyor. Hala çiçek. Tabii ki aşırı derecede çiçeklenme var yani. Sezon başında olsaydık mesela örneğin kullansaydık neler olurdu acaba? Yani şu andaki olanın herhalde 2-3 katı daha fazla. 2-3 katı olur. Şimdi 100 gram bazen az gelebiliyor. Evet. Siz bunu 700 gramlık bir ambalajda aldınız. Doğru mu? Doğru. Burada dekara 100 gram şeklinde verdiniz. Verdim. Bugün 15-16. Gün oluyor. Evet. Bu sonuçları yaşıyoruz. Yani. Kaçıncı günden sonra görmeye başladık peki? Ben bunu... Etkiyi... 5. gün gibi filan ağacın renginde dördüncü gün belli etti zaten. Belli etti. Dördüncü günde. Meyveler de belli etti. Evet. 15-16. Gündeyiz. Sonuç bu. Ve tavsiye eder miyiz acaba? Ben tavsiye değil. Kendim artık bu saatten sonra yenisini tekrar aldım. Aha, şimdi evet. Damlamadan yine kullanacağım. Hem üstten yaprak gübresi hem damlamadan. Ben çok memnunum. Çevreme, eşime, dostuma da herkese de öneriyorum. Şimdi siz daha önceki senelerde burada bizim taban ürünümüzü de kullandınız. Rekor gelişim. Evet. Topraktan. Seranızda tabii ki çalışmış olduğunuz ziraatçı arkadaşlarımız geliyor. Başka bayiler geliyor. Onların yorumları nedir bu sarayla ilgili? Gözlemleri var mı size ben söyledikleri? Ben geçen yıl kullandım taban gübrenizi. 2 yıldır mesela geçen yıl burada salatalık silor vardı komple. Bu yıl domates var. Ben ne geçen yıl salatalığımda ne bu yıl domatesimde kökle ilgili herhangi hiçbir bir sıkıntı yaşamadım.
Yani bu benim bu yıl çok herkes mesela çok sıkıntı yaşadı hastalıklardan, hı-hı, şundan bundan dolayı. Sezon zaten bu sene iyi geçmiyor. Hep sıkıntılı. Yani... Ben Allah'a şükür kökle ilgili ne salatalığımda ne bunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Peki... Yani gelen ziraatçı arkadaşlarımız, başka bir hastalık için gelen, kontrole gelen arkadaşlarımız da, hı-hı, mesela saçaklarına baktığında hangi ayda geldiyse saçağını gazıp bakan bembeyaz sürekli çalışan bir saçak gördüler. Şimdi rekor gübre, rekor damlama gübresi. Evet. 100 gram bir oran öneriyoruz. Sonrasında devamında 15 gün 20 günde bir 50 gram şeklinde üreticilere kullanmalarını öneriyoruz. Beslemelerini yapacaklar. Normal tabandan verdikleri beslemeleri. 100 gramla bu iş oluyor mu? Sizin gördüğünüz. Oluyor. Oluyor. Çünkü üreticilerin bazılarında soru işaretleri oluşabiliyor. Nedir bu, evet, acaba? 100 gramla ne yapabilir? Yani 5. günde bu değişimi siz gördünüz, gözlemlediniz. Şöyle biraz daha gösterelim mi? Ben İsmail şimdi abi, şunu da anlattım. Mesela buyurun, konuştuğumuz toplantılarda arkadaşlarımıza diyorum, aha, ki 100 gram ve ikinci kullanacağım da 50 gram, evet, olarak kullanacağım diyor. Ya olur mu öyle bir şey diyorlar. Yani onu olur ben mu de diyorlar, duyuyorum. Ha. Oluyor muymuş? Demek ki oluyormuş dedim. Yani buraya şöyle gelip gösterelim, gören... Şu sıraları da şöyle tepeyi de gösterelim. Yani şimdi burada aslında üretici arkadaşlarımızı da çok fazla yargılamamak lazım. Şu yüzden yeni nesil yeni teknolojik ürünler de çok, evet, fazla değil de. Yani toprağın ihtiyacı olan bazı şeyleri toprağa çalıştırarak bitkiye aldırma konusunda destekleyerek yapılan bu tip ürünlerde 100 gram yeterli geliyor. Bunu standart bir ürün, standart bir şeyle karıştırmasınlar. Besleme ürünleri ayrı bir gruptur. Tabii, bu tabii, ayrı bir gruptur. Sizin de gözlemlediğiniz, gördüğünüz 100 gramla yetiyor. Keşke sezon başından, başlangıçtan, evet, gelmiş olsaydık. Burada belki verim anlamında iki katına mutlaka ulaşacaktık. Tavsiye eder misiniz? Buradan ben seracılara öncelikle rekor damlama gübresini. Rekor damlama gübresini, özellikle de rekor yaprak gübresini, hı-hı, ikisini aynı anda eğer kullanırlarsa müthiş sonuçlar alacaklarından ben eminim. Biz size teşekkür ediyoruz. Seranızı gezdirdiniz. Mesela buradan, şuraya bak. Ben bu tabii. Şu tepeyi gösterelim. Bunların yani, hep tepesi vurulmuş, kesilmiş. Yani bu vurulmuş halde. Hali ne hale geldi tekrar. Ve şimdi, şu anda Ekim ayındayız yani düşün. Şimdi şöyle şunu da ekleyelim. Siz de belirttiğiniz gibi rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüz de var. O ürün bu serada da kullanıldı. Ama burada stres anlamında hava sıcaklıkları şu dönemde mesela evet, 10 derece 10 fark derece ediyor. Bu da bitkilerde müthiş ediyor. Bir herkes güvenle alıp kullanabilir. Gerçekten çok güzel bir ürün, çok faydalı bir ürün. Ben aldım, kullandım. Geçen yıl taban gübresini, bu yıl damlamadan geç kaldığımı düşünüyorum. Ben geç kaldım. Keşke daha önceden kullansaydım diyorum. Geç kalsanız ürün zaten sizi yetiştirir. Evet, son zamanda kötü olacak o ürünüm bana en azından iyi bir ürün olarak, ürün olarak arttırdı. Bana öyle bir fayda sağladı. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür buradan ediyorum. Sağ öncelikle olun. Öncelikle Antalya'ya, Türkiye'deki bütün seracılara, meyve, evet, üreticilerine herkese öneriyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Böylesine ürününüzün arkasında durduğunuz için, ilgilendiğiniz her için, zaman, gelip kontrollerini yaptığınız için her ben zaman, de teşekkür her ederim. Her zaman burada çektiğimiz videoları şu amaçla çekiyoruz. İnsanlara bazı yeni yapılan uygulamaları, çiftçilerin kendine has bulduğu bazı yöntemleri, evet, kendimizle ilgili olan ürünlerimizin tanıtımını yerinde gösterebilmek amaçlı yapıyoruz. İnşallah faydalanırlar. Onlar da sizin yaşadığınız sonucu yaşarlar. İnşallah, yani herkes güvenle kullanabilir. Ben bu konuda eminim. Ha, bu yıl ben geç kullandım. Artık önümüzdeki yıl sezon başından itibaren daha düzenli bir şekilde devam edeceğim. Devam edeceksiniz. Kullanmaya. Teşekkür ederiz. Herkese selamlarımızı yollayalım buradan. Sağ olun. Kolay gelsin size.